Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. 25 Nisan 7 Mayıs arası şöyle 10 günlük uzunca bir süreci size anlatacağım bu sefer. Haftalık burçlar diyelim mi yine? Haftalık burçlar videosuna hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Geri döndüm. Geri döndüm. Herkese tekrardan merhabalar. Şimdi e, tutulmalar arasındayız. Tutulma koridorundayız sevgili arkadaşlar. Çok önemli günlerdeyiz. E, bir, birkaç tane bilgiyi size yine böyle hani hatırlatacağım, özet vereceğim. Sonra burçlarınıza geçeceğim. Hiç merak etmeyin. Ama şunları hatırlayalım. Bir, Merkür Retrosu evresindeyiz. 15 Mayıs'a kadar bu devam edecek. Yani geçmişten gelen bazı konuları, mevzuları gündeme getirme evresindeyiz. E, sadece bugün olan olayları değil, geçtiğimiz iki yıldan beri devam eden birçok konuyu tekrar tekrar Konuşacağız, düşüneceğiz, bir şekle şemale sokmaya çalışacağız. Bu kısım çok önemli. Ee, bazı aldığımız kararları tekrardan revize etmemiz gerekecek. Bazı şeylerin iç yüzünü göreceğiz, anladığımız, bildiğimiz, sandığımız bazı şeylerin aslında öyle olmadığını fark edebiliriz. İdrak etme evresidir, fark etme evresidir. Geçmişten dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan, tanışık olduğumuz kişilerden de fırsatlar, kaynaklar elde edebiliriz bu sürecin içinde. Haftanın ilk günleri diyeceğim 25-26 gibi diye düşünün. Venüs-Kiron 60'lığı var. İkili ilişkileri iyileştirmek adına güzel konuşmalar yapabiliriz. Ee, hem böyle daha dostluk, sosyal çevre, buralardan gelecek fırsatlar anlamında da iyidir. Parasal anlamda da bizi güçlendirebilecek çeşitli imkanlarımız olabilir. Bu anlamda güzeldir. 2 Mayıs tarihinde sabaha karşı saat 02 sularında o yüzden 1-2 Mayıs tarihleri diye düşünelim. Güneş-Merkür kavuşumu olacak. Ee, bu bizim için oldukça kıymetli. Çünkü Merkürümüz retro halde ve güneşle kavuşuyor. Demek ki gerçekten bir şey ortaya. Ortaya çıkacak bir şey konuşacağız, göreceğiz, fark edeceğiz. E, bu birazcık daha e, tahminlerimizin ötesinde bir durum olabilir. Bildiğimiz ama kelimelere dökemediğimiz bir şey görmek, anlamak gibi olabilir. E, Güneş genellikle liderleri de anlatır bize. O yüzden liderlerimiz anlamında da ülke çapında e, büyük şeyler fark edebiliriz. Şanslı yaramazlık yapıyor arkalarda. Şimdi 2-5 Mayıs aralarında Venüs ile Neptün arasında bir kare var ilişkilerde duygusal anlamda daha yüksek hissederiz kendimizi. Ee, barışmak, bir araya gelmek, affetmek, sevgiyi, aşkı daha yüksekten yaşamak isteriz. Yaratıcılığı ve ilham dolu olmayı arttıran bir enerjidir. Bu anlamda sanatsal anlamda besleyici bir yönü vardır. Parasal anlamda ama biraz çabuk harcatan bir enerjidir. Kontrollü davranamayız. Elimizden akıp gidiverir para. Ee, bir de aslında e, yeme içme anlamında da böyle karbonhidrata düşkünlük, tatlılara düşkünlük falan getirebilir. Yani aşk duygularını büyüten, abartan bir bir yanı vardır. Çok karşımızdaki kişiye objektif yaklaşamayabiliriz ama yine de yumuşatan bir enerjidir her durumda. Zaten 5 Mayıs'ta tutulma var. Artık 2 Mayıs sonrasını sakin geçmesini beklemeyelim. Büyük radikal değişimler, kritik olaylar, beklenmedik konuşmalar, bir anda ortaya dökülen durumlar ve aslında sanki kader planımızda böyle bir çark ettirecek, birçok şey değiştirecek etkiler gibi düşünmeliyiz. 5 Mayıs akşam 20.34'te ay tutulması olacak akrep burcunda. Ay tutulması dediğimiz zaman dolunayları düşünmelisiniz arkadaşlar. Dolunay nasıldır? Gökyüzünde kabak gibi ay vardır. Her şey ışıl ışıldır. Yani eski zamanları düşünün. Böyle bu kadar çok ışıkların olmadığı zamanları düşünün. Gecenin karanlığında koskoca bir ay var gökyüzünde. Normalde göremediğiniz şeyleri görmeye başlamışsınız. O yüzden biz dolunay zamanlarını ve dolunaydan çarpı 5-10 kat etkili ay tutulması zamanlarını sanki aslında gözümüzün önündeki gerçekleri gerçek anlamıyla görme evresi gibi diye düşünürüz. Kapalı tuttuğunuz bir oda var da yıllar sonra o odayı açmışsınız bir anda ışık tutmuşsunuz. Tozu, dumanı ya da güzel olan ne, ne varsa iyi kötü her şeyi görmeye başlamışsınız. İşte böyle bir evredir. Ay tutulması zamanları. Duygularımızı fark edebiliriz. Belli bir kişiye duruma karşı ben artık seviyorum, sevmiyorum, istiyorum, istemiyorum fark edebiliriz. Ee, Akrep burcunda olduğu için parasal konuları bize anlatacaktır. İlişkilerle ilgili konuları anlatacaktır. Tutkuyu, cinselliği anlatacaktır. Ee, büyük paranın el değiştirmesi temaları vardır. Biraz tutku, hırs kin, intikam, nefret duyguları da vardır ister istemez. Ee, biraz böyle mafyotik işler, derin devlet temaları vardır. Maalesef ki ülke gündemini anlatırken buraya özellikle çok vurgu yaptım. Yani çok fazla şeyi bir anda görebiliriz temasıdır bu. Ee, biraz e, böyle bir şey de anlatır. Hani hırsla elde etmeye çalıştığımız çok böyle e, tuttuğumuz bazı şeyleri anlatır bize. Şimdi bu tutulmada e, bir şeyleri göreceğiz, fark edeceğiz ve tekrar şekle şemale sokacağız. Evet. Ama şöyle düşünün. Tutulmanın kendisi 12. evde. 12. ev arkamızdan dönen işler, gizli kapaklı temalar, e, yalan dolanlar, belki işte bilinçaltı temaları, dürtüsel anlamda harekete geçtiğimiz konular, psikolojik problemler, sağlık sorunları. E, tutsak kaldığımız her türlü alan, gerçekten hapishaneler, cezaevleri, rehabilitasyon merkezleri bu gibi alanları kurumları anlatır bize ve büyük kayıpları anlatır. Bizim kontrolümüz dışındaki olayları anlatır. Şimdi burada bir ay tutulması olması demek bir anda gerçekler ortaya dökülecek. Hiçbir yalan, saklı mesele, gizli mesele hiçbir şey kalmayacak. Her şey ortaya dökülecek demek. Bu anlamda kritik bir süreçten geçiyoruz. Bir ikincisi tutulmaya eşlik eden bir Uranüs karşıtlığı var. Beklenmeyeni bekle enerjisidir. Bu o yüzden iş işlerin iyiye ya da kötüye gideceğine dair bir yorum yapamayız. Yani bu bir kalıcılık teması değildir. Bir anda bir şey olur ve her şey değişir temasıdır. Üst üste üst üste bakın hep aynı şeyi anlatıyorum. O temada bunu soruyor, bu temada bunu soruyor. Demek ki biz şu anda sakin gibi duruyor hayatlarımız ama böyle sakinlikler bizi beklemiyor önümüzdeki günlerde. Ülkemizi hele hiç beklemiyor arkadaşlar. Akrep Burcu'nda çünkü tutulma. Biz Akrep Burcu'yuz. Venüsümüzle çok bağlantılı olacak tutulma. Venüs parayı anlatır. Venüs kadın liderleri anlatır. Venüs sanat çıları anlatır. Kadınları anlatır, doğurganlığı ve üremeyi anlatır. Ülkemizde bütün bunlarla ilgili çok radikal olayların bir anda olacağı bir evreden geçeceğiz ister istemez. Köklü değişimler teması, hani seçim var diyeceksiniz ama seçim öncesinde bunların tak 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 oluyor olması hepimizi gerçekten bazı konularda şoka sokacak bence bazı liderlerle ilgili çok fazla şey öğreneceğiz ve göreceğiz. Bu da bizi şaşırtacak işin aslı. Tutulmaya eşlik eden Zuben El Cenubi yıldızı sabit yıldız. Bu sabit yıldız biraz önemli kötücül çalışan bir sabit yıldız. E, kayıp ihanet demek arkadan dönen işler demek, zehirlenme temasını, zehirlenmeyle gelen ya da boğulmayla gelen ölümleri anlatabilir. İntikam suçlarını, nefret suçlarını anlatabilir. O yüzden tutulmaya da Mars eşlik ettiği için yine yani Mars yengeçten eşlik ettiği için yine bizim kendimizi, halkımızı, birbirimizi korumamız öncelik olmalı. Asla ve asla kışkırma, herhangi bir şekilde kışkırmalara gelmeyip aslında birbirimize zarar vermemeliyiz bu sürecin içinde sevgili arkadaşlar. 8-9 Mayıs tarihleri bir sonraki haftada yine kıymetli olacak. Güneş Uranüs kavuşumu var. Bu beklenmedik şok edici gelişmelerin bir devamı niteliğinde bir şeyler daha yaşayacağız gibi duruyor. Yine söyleyeyim liderleri anlayamadıkça anlatacak. Geçtiğimiz iki yılın birçok defterini kapatacağız. Finansal anlamda volatil, volatiliteye işaret eder sevgili arkadaşlar. Paranıza, kaynaklarınıza hakim olun bu sürecin içinde. Evet gelelim şimdi burç burç bakalım bize gökyüzü neler anlatıyor. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Sevgili koçlar bu hafta 5 Mayıs bu hafta demeyeyim bu 10 günlük sürecin içinde 5 Mayıs'taki tutulma en kritik evremiz olacak. Yavaş yavaş gökyüzü bizi bu enerjiye doğru hazırlıyor. Şimdi birincisi Merkür'ümüz retro. Finansal koşulları ımızla ilgili geçtiğimiz 2 yıldır aldığımız bazı kararları tekrardan gözden geçireceğiz ve kendi değerimizi tekrar belirleme aşamasında olacağız. Yani ben hak ettiğimin karşılığını kazanıyorum. Bu benim değerim. Bu böyle olmalı, şu şöyle olmalı gibi bir uyumlanma ve ayarlama evresinde olacağız. Birincisi bu. İkincisi Venüs kilo 60'lı var. 25 26'sı gibi konuşarak, sohbet ederek ve kendiniz bazı şeyleri iyileştirme çabasında olarak sosyal ilişkilerinizi, yakınlarınızla olan ilişkilerinizi ve aşk ilişkilerinizi güzelleştirebilirsiniz. İletişim gücü önemli olacak. Yüz yüze görüşmek, bir araya gelmek kıymetli olacak. Bir ikincisi 1-2 Mayıs tarihlerinde parasal konularla ilgili bir haber alabilirsiniz ya da siz bir şey görüp bir karar alabilirsiniz. Bu çok önemli olacak sizin için. 2-5 Mayıs tarihleri arasında ise fazlasıyla duygusal ve verici olabilirsiniz. Aldığınız kararlarda çok rasyonel olmanızı objektif olmanızı beklemiyorum. O yüzden özellikle parasal konularda e, bu dönemde çok karar almanızı tavsiye etmem. Zaten 5 Mayıs tarihin bir tutulmamız meydana gelsin. İlişkiler bazında bir karar söz konusu olacak. 5 Mayıs tarihinde iki ekseni olabilir. Bir, bir ilişki devam etsin etmesinin kararı. Burada bir tutku söz konusu. Ee, sanki böyle bir kartlar yeniden dağıtılsın. Yepyeni bir sayfa açılsın ve bu ilişki öyle devam etsin. Veya biz bunu çözemiyorsak da artık başka bir yol bulalım denilen bir enerji olacak. O yüzden ilişkileri yükselten, tutkulandıran bir yanı var. İkincisi Ortaklıklar ve para mevzusu söz konusu olduğunda e, bazı hamleler yapmanız gerekecek. Karşınıza çıkan sonuçlardan yola çıkarak Hani ben bundan sonra şöyle bir para olursa bu işi yaparım, bu böyle olursa yaparım gibi bir netleşme süreciniz olacak. E, beklediğiniz bazı ödemelerle ilgili e, beklenmedik U dönüşleri olabilir. Para geldi, gelmedi, süreç uzadı falan gibi. Kredisi, vergisi, ödemesi gibi harici finansal kaynaklarla ilgili... Prim bazlı çalışıyorsanız komisyon bazlı çalışıyorsanız böyle işler gibi e, konularda biraz daha düzenleme yapmanız gerekebilir sevgili arkadaşlar aile içinde sağlıkla ilgili uğraştığınız bir şey var ise, aile büyükleriyle ilgili, özellikle akrep burcu boşaltım sistemini ve üreme organlarını anlatır bize. Bazen kanser temalarını da anlatabilir çok sert versiyonlarında haritamızdaki. Eğer böyle şeyler varsa birazcık daha gündeme gelecektir. Bizi bazı korkularımızla yüzleştiren bir yanı olacak bu tutulmanın. Belki kaybetme korkusuyla, belki bağlanma korkusuyla yani duygusal e, böyle fobilerimizle, korkularımızla yüz yüze gelip ondan sonra artık güçlenerek ilerleyeceğiz sevgili koç burçları. 2 Mayıs, 1-2 Mayıs, 5 Mayıs, 8-9 Mayıs oldukça önemli. Evet sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Sevgili boğalar Merkür Retrosu'ndayız biraz geçmişe gidiyorsunuz. Merkür sizin oralarda boğalarda geçmişte ben bunu böyle yaptım. Bu böyle oldu ilişkinin şu kısmı iyi gitti burası böyle oldu. Ben hayatımla ilgili ne istiyorum bundan sonra aslında düşünme taşınma ve karar verme evresi olacak ister istemez. Biraz kendi dış görünüşünüze falan da böyle takabilirsiniz. Hani böyle yapayım şunu değiştireyim bunu yapayım falan gibi de olabilir. Venüs kilon 60'lığı olacak böyle 25-26-27'sinde. Bugünlerde aslında şey gibi düşünün hani parasal koşullarınızı iyileştirmek için sizin dışınızda birkaç böyle irili ufaklı fırsat olabilir. Bunlar çok büyük şeyler değil yine de iyi gelecektir size diye düşünebilirsiniz. 5 Mayıs tarihinde tutulmamız var. Bu sizin için herkesten belki daha çok önemli ve bir, bir üç dört tane burçsunuz yani bu kadar kıymetli olan. Neden? Siz boğasınız, karşı tattınız, akrepte tutulma olacak ve evliliğiniz, ilişkiniz, ortaklığınızla ilgili. Öyleyse öyle, böyleyse böyle. Neyse ne yani çok net kararlar alacaksınız. Artık gözünüzün önünde bütün ışık, bütün perde, her şey netleşecek. Sizin için öncelik olanın ne olduğuna karar vereceksiniz ve bazı şeyleri görerek karar vereceksiniz ve ondan sonra ilişkiyi devam etmek istiyorsanız devam, ayrılmak istiyorsanız ayrılmak şeklinde olacak. Merkür retrosunda olduğumuz için geçmişten kalan bazı mevzuları tekrar tekrar konuşmanız gerekebilir. 1-2 Mayıs tarihlerinde bir konuda netleşeceğinizi düşünüyorum. Ve aynı zamanda aslında yine Merkür retrosunda olduğumuz için bu dönemde evet netleşebilirsiniz ama tekrardan konuşacaksınız aynı meseleleri. Yani karşı taraf belki sizi bir seferde bırak bırakıp gitmenize bu kararı uygulamanıza izin vermeyecek gibi düşünebilirsiniz. Çünkü aile, aileler beraber hareket etme böyle konularda gündeme gelecek. Yani biz bu kararı alıyoruz ama yakın çevremiz ne der, ne yapar, nasıl hareket etmeli diye de düşüneceksiniz. Karşı tarafın hayatındaki bir kriz sizi etkileyebilir. Bu hani ilişkinin gidişatından öte belki partnerin bir finansal krizi, bir hayatı çünkü hayatıyla ilgili diye gösteriyor. Belki mesleki bir kararı, belki dönüp diyecek ya benim yurt dışına taşınmak istiyorum. Böyle bir şey oldu ve bütün hayatınızı değiştirecek. Yani biraz radikal değişimlerin olduğu karşı tarafı da etkileyen bir enerji var. Lütfen bu sürecin içinde karşılıklı inatlaşmalarıyla birbirinizi yormayın ve Aynı zamanda aslında intikam duygusuyla kin duygusuyla ilişkide hareket etmeyin. Bu karşılıklı sizleri daha çok yoracak bir süreçtir. 2 Mayıs, 1 2 Mayıs, 5 Mayıs, 8 9 Mayıs önemli olacak ilişkilerinizin gidişatı hakkında sevgili arkadaşlar. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları. Sevgili ikizler burçları. Bu hafta vallahi diyeceksiniz ki beni bu şeyden çıkartın. Beni bu etiketten çıkartın. Beni bu menşinden çıkartın. Çok sizinle ilgili değilmiş gibi duruyor ama aslında günlük hayatınızda birçok şeyi etkileyen bir enerji olacak. Şimdi gökyüzünde bir Merkür Retrosu var 12. evinizde. Biraz arkanızdan dönen işleri gördüğünüz bir evre bu. Evet ama bir diğer taraftan daha çok sanki hani geriye çekildiğinizde olanı biteni izliyorsunuz. Dünyayı izliyorsunuz. Sizin dışınızdaki konuları diyorsunuz İç huzurunuz için neye ihtiyacınız var? Kendinize, dünyanıza dönüp bir şeyleri çözümlemeye çalışıyorsunuz. Biraz da sakin kalmaya çalıştığınız bir evre olacak. Ee, Venüs Kiron 60'lıkları var ilk günlerde. Valla bu hani 7 Mayıs'a kadar olan süreçte halen de hayatın tadını çıkartmayı sevdiğiniz, istediğiniz, keyif almak istediğiniz bütün krizlere siz orada durun ben biraz rahat olayım dediğiniz bir evre olacak. 25, 26, 27'si gibi sosyal çevrenizden güzel destekler alarak e, belki hani e, bir yenilenme tadında olabilirsiniz. Size keyifli gelecektir. Şimdi 5 Mayıs tarihinde 6. evinizde bir tutulma var. İki ekseni olabilir bunun. Birincisi çalışma hayatınız, çalışma ortamınız, günlük çalışma koşullarındaki işte organizasyon yapısı, çalışma arkadaşlar falan bu alanlarla ilgili bazı krizler ve kriz yönetimi teması karşınıza çıkabilir. Yani bir iş bir anda gitmez, iş ortağını bırakırsınız falan bu büyük paydaşlıklar şeklinde değil ama beraber günlük iş akışında size yardımcı olan şeylerden veya gerçekten şu olabilir. Örneğin çocuğunuz vardır. Çocuğunuz belirli bir yaştadır ve artık günlük hayatın içinde beraber yapmanız gereken şeyler değişiyordur. Günlük hayat akışının değişmesiyle ilgilidir bu. Günlük sorumlulukların detayların değişmesiyle ilgilidir. ikinci eksenimiz ise daha çok sağlık temasıyla bağlantılı oluyor. Belki üreme, doğurganlık veya boşaltım sistemiyle ilgili uğraştığınız bir şeyler varsa veya aile içinde uğraşılan bir şey varsa tekrar tekrar gündeme gelebilir. Biraz doktorla gidip gelmeli bir evrenin içinde olabilirsiniz. Umarım bu tarafa çalışmaz. Merkür Retrosu gündemde olduğu için sıfırdan çıkan bir tema değil, daha önceden konuşulan bir şeyin devamı niteliğinde olacaktır diye düşünüyorum. 1-2 Mayıs tarihleri, 5 Mayıs civarı, 8-9 Mayıs civarı daha çok böyle iç huzurunuzu korumak ve bu günlük hayatın telaşesini yönetmek üzerine olacaktır. Bence size bağlı çalışan ekiplerde, kişilerde, evde belki size destek olan kişilerdeki e, tavırları, tutumları doğru incelemeli. Akrep bazı bazen böyle kinle, öfkeyle yapılan şeyleri anlattığı için bir zarara uğramayın. Kimseye çok fazla hani fırsat vermeyin, laf vermeyin, ortam tanımayın derim bu sürecin içinde. En büyük zarar bu olabilir. Ee, biraz öfke teması vardır akrep. Hani benimki benim olsun, seninki de benim olsun diye hırsla hareket etme temasıdır ne olursa olsun. Şimdi gelelim yengeçler ve yükselen yengeçlere. Sevgili yengeçler, e, Merkür Retrosu devam ediyor. Geleceğe yönelik hedefleriniz, planlarınızın değiştiği geçmişi biraz düşündüğünüz eski dostlarınızla, eski arkadaşlarınızla tekrar tekrar bir araya geldiğiniz bir evrenin içindesiniz. E, bu sürecin içinde e, şu anda çok eğlenmiyor olabilirsiniz. Para konusunda aşk konusunda, beğenilmek konusunda böyle birazcık daha her şey daha sakin gidiyor olabilir. Yine de 25, 26, 27 Nisan tarihlerinde özellikle aileden destek alarak veya iş ortamında böyle bir tık bir şeyleri iyileştirerek, harekete etme şansınız olacaktır. 5 Mayıs tarihinde bir tutulma var. Bu tutulma sizin için çok önemli. 5. evinizde. 5. evin çok fazla anlamı var. Çocuğunuz varsa onun hayatıyla ilgili bazı krizli, radikal anlık gelişmeler olacaktır. Çocuk istiyorsanız hamilelik için uygun dönem ne zaman? Hamilelik rahat geçer mi? Geçmez mi? Bunlarla ilgili evreler söz konusu olacaktır. Ee, yeteneklerinizden, hobi olarak gördüğünüz şeylerden bir meslek ediniyorsanız e belki çocuklarla ilgili bir iş yapıyorsanız eğlence sektörü, yeme içme sektörü kreatif alanlarda, sanatsal alanlarda çalışıyorsanız daha çok aslında sizin işlerinizi etkileyen konular, gelişmeler söz konusu olacaktır. Daha çok 5. ev hayattan keyif almakla ilgili sevildiğini hissetmekle ilgili, aşk duygusuyla ilgili, flörtle, cinsellikle ilgili. Bazılarımız için öyle hızlı aşk ve flört temaları da söz konusu olabilir. Bazılarımız için hayattan nasıl keyif alıyorum, acaba sevildiğimi hissediyor muyum temasıyla da ilgili bazı gelişmeler söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Bu bir ay tutulması, birine karşı duygularınızı fark etme teması. O yüzden bir şeyler ortaya çıkacak. Çocuklarımız varsa onların dalgalı süreçlerini yönetmeye destek olmak iyi olacaktır sevgili arkadaşlar. Ne olursa olsun. 1-2 Mayıs'ta geçmişten bir dostla bir arkadaşla network'ümüzün sosyal çevremizin içinde olan bir kişiyle konuşup bir fırsat elde edeceğiz. Bu durağan sakin yavaş yavaş adım adım ilerleyen bir şey olacak. Ee, 5 Mayıs tarihindeki tutulmada bir anda bir gelişmeler söz konusu. Burada bir de şunu söyleyeyim eğer ki hamilelik istiyorsak Mars sizin burcunuzda bu süreçte işte siz yorulan, koşturan, mücadele eden tarafsınız. Mars bazen müdahaleleri anlatır bize. Bıçaklı müdahaleleri, operasyonları anlatır. O yüzden böyle kontrol kontrollü gitmek, doktor kontrolüyle vesaire gitmek her zaman daha akıllıca olacaktır. 8-9 Mayıs tarihi de önemli. Belki sürpriz bir hamilelik çıkacak karşınıza. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar geldik tutulma haftasına. 5 Mayıs tarihinde Akrep Burcu'nda önemli bir tutulma var. Bu sizin için de önemli biliyorsunuz çünkü artık... Ev hayatınızı ee, yaşam alanınızı, ondan sonra cıma, evliliğinizi, yuvanızı, yaşadığınız evi her şeyi neredeyse kökten değiştiren bir tutulma. Tabii ki etkisi içindeyiz. Çoktan başlamış olabilirsiniz bu enerjiye ama... Bir özetleyeyim. Öncelikle Merkür Retrosu var gökyüzünde. Geçmişten kalan bazı mevzuları tamamlayarak ve konuşarak devam ediyoruz. Geçmişi anıyoruz. Özellikle mesleki koşullarla ilgili olarak bunu e, yapıyor olacaksınız veya toplumdaki yeriniz ve duruşunuzla ilgili olarak. İkincisi 25-26-27 Nisan gibi Venüs Kiron 60'lığı olacak. Sosyal çevreniz vesilesiyle e, hayallerinize gitmek, daha keyifli zamanlar geçirmek. Bu anlamda güzel, neşeli, iyi ve ılımlı bir enerji söz konusu. 1-2 Mayıs tarihlerinde Merkür güneş kavuşumu var mesleki olarak bir şeyle yüzleşebilirsiniz kendiniz kariyeriniz görüşmeleriniz bunlarla ilgili bir konuda netleşebilirsiniz gibi duruyor 2-5 Mayıs arasında biraz finansal anlamda dağınık hissedebilirsiniz gelecek planınızı yapmanız zor olabilir elinizden para akıp gidebilir aman dikkat diye gösteriyor gökyüzü 5 Mayıs tarihinde de tutulmamız var akşam 20-34 tarihinde biraz ailedeki bazı krizleri aile büyüklerinizle ilgili bazı krizleri çözmeniz gerekebilir kiminiz işte evini taşıp taşımak isteyebilir, kiminiz evlenebilir, kiminiz evliliği bitirmek isteyebilir. Ama bu iki senedir, bir buçuk iki senedir devam eden bir şeylerin sonuçlanması şeklinde ve biraz aile büyükleriyle krizler teması söz konusu olacak, sağlık teması söz konusu olacak sevgili arkadaşlar. 8-9 Mayıs tarihlerinde de buna yönelik bir hızlı bir gelişme konuşma söz konusu olabilir. Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar, sevgili Başaklar, ee, önümüzdeki 10 günlük süreç tutulma koridoru olduğu için beklenmedik gelişmelerin olduğu, e, hızlı, radikal ve hani e, aslında böyle keskin dönemechlerin olduğu bir evreyi anlatıyor bize. Boğa burcunda Merkür retrosu var. Bu e, sizin için farklı anlamlar taşıyabilir. Çünkü eğitim hayatına devam edenler için eğitim alanında, belki ticari girişimler söz konusuysa, bu alanlarda e, yurt dışı, yabancılar, uzaklarla ilgili konular, hukuki meseleler, evraklar, belgeler, koşturmacalar gibi konularda bir şeyleri böyle tekrar tekrar yapmanız, konuşmanız gerekebilir. Uzaktan akrabalarınızla iletişime geçebilirsiniz. Eşinizin akrabalarıyla ilgili daha fazla, e, özellikle parasal mevzular söz konusu olabilir. E, bence birazcık daha hayatınızın amacı, anlamı, buradaki duygunuz, bunlarla ilgili de aslında e, size hitap eden öğretiler, bunlarla ilgili daha fazla netleştiğiniz bir evre olacaktır. Merkür, kiron 60'lıkları var, 25, 26, 27'si gibi e, mesleki anlamda, kariyer anlamında size avantaj getirecek ve parasal anlamda önünüzü açabilecek ve çok minik bunlar ama yine de iyi hissettiren gelişmeler olabilir. 1-2 Mayıs tarihlerinde Merkür Güneş kavuşumu olacak. Bu biraz önce bahsettiğim konularda net nokta atış bir gelişme ya da konuşma ya da fark ettiğiniz idrak ettiğiniz bir şey olabilir arkadaşlar. 2-5 Mayıs tarihleri arasında mesleki anlamda nereye gidiyorum veya evliliğim iyi mi kötü mü ne oluyor? Bu çok olumsuz değil ama daha böyle dağınık ve hani çözümlemekte zorlandığınız ve birazcık böyle tembellik ettiğiniz ortaya salı verdiğiniz bir enerji söz konusu olacaktır. İtibar yönetimi yapmak konusu çok kolay olmayabilir. Evlilik ve ilişkide daha duygusal, yumuşak, affedici bir enerji söz konusu olabilir. 5 Mayıs tarihinde 20.34'te bir tane tutulmamız var. Akrep Burcu'nda bu tutulma. Bu tutulma size birazcık daha fazla aslında kararlarınızda netleşme evresi gibi diye göstermiş. Yani sanki bildiğimiz ama adını koyamadığımız bazı şeyleri böyle tak 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 ya bu böyledir budur şöyle yapmak lazım diye netleşerek konuşarak ilerleme temasını anlatacak. Yakınlarınızla, akrabalarınızla, kardeş, kuzenler gibi çok yakınlarınızla olan ilişkilerinizde biraz kriz yönetilmiştir yapmak gerekebilir. Belki onların hayatındaki bir krizi çözmelerine yardımcı olabilirsiniz. Ama bir şey çok net göreceksiniz ve burada biraz kıskançlık duygusu gibi, biraz öfke duygusu gibi, alttan alta çekememe gibi şeyler söz konusu olabilir gibi diye duruyor. Çok masum bulmuyorum işin açıkçası ve bazılarınız ben artık bu şekilde görüşmeyeceğim. Ben bu şekilde davranmayacağım. Ben seninle artık konuşmayacağım dahi diyebilirsiniz. Hayatınızdan çıkarma teması maalesef ki söz konusu olabilir. Umarım bu kadar büyük şekilde çalışmaz. Teknolojik aletlere dikkat edin. Siz sizin için ekstradan krizli ya da kritik diyeyim ve ağzınızdan çıkan her kelime çok önemli. O yüzden yıpratıcı inatlaşmalara girmemek daha akıllıca olacaktır. 8-9 Mayıs tarihlerinde de bunun devamı olacak sevgili arkadaşlar. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Sevgili teraziler şimdi 2 yıllık bir böyle mücadele evresinin sonuna geldik. Bu daha çok finansal koşullarla ilgili sizin için. E, bu haftaya başladığımızda 25'i 25 Nisan 7 Mayıs arası dedim ya haftaya başladığımızda halen daha Merkürümüz retro 15 Mayıs'a kadar bu şekilde olacak e, biraz böyle e, ortaklaşa paralarla ilgili olarak geçmişten gelen mevzuların tekrar tekrar konuşulması diye gösteriyor yani ailenin yatırımı miras konusu eşin parası ortak paralar bunlarla ilgili bir şeyleri e, tekrar etmek tekrar konuşmak gerekebilir e, yatırımların karşılığını almak için belirli bir şeyleri anlamlandırma çabası olabilir. Ee, krediler, vergiler, ödemeler, borçlarla ilgili bir şeyler olabilir. Yepyeni bir krediye, yepyeni bir alım satıma başvurmak için bence çok uygun değil. Geçmişten kalan, yarım kalan meseleleri tamamlamak isteyeceksiniz. Ee, haftanın başında bir Venus Kiron 60'ta var. Bu size ilişkilerinizi iyileştirmek anlamında iyi, keyifli, güzel ve ılımlı konuşmalara işaret edecek. Bu anlamda güzel. 5 Mayıs tarihinde ise Akrep Burcu'ndaki tutulmamız meydana gelecek. Şu anda etkisi içindeyiz. Bu da sizin için aslında ben paramı böyle yatırmak, yani böyle bir alana yatırmak istiyorum. Ben para kazanmak için artık şunları yapmak istiyorum. Elimdeki kaynakları bu şekilde yerleştirmek istiyorum gibi parasal mevzularla net bazı konuşmalar, net bazı farkındalıklar getirecek. Biraz ters köşe hareketler var arkadaşlar. Beklenmedik hamle ile karşılaşabilirsiniz çok olumlu olacağını garanti edemem bunun yani o yüzden e, paranızı garanti alarak kenara koyarak ilerleyin e, bilmediğiniz alanlara yatırımlar yapmayın özellikle böyle Kripto gibi alanlarda e, Hani bir batmalar çıkmalar falan olabilir ama dikkat edin diyeceğim size bir e, ikincisi de Burası biraz böyle kendi eserlerini ortaya koymak kendi kıymetin değerini bilmekle ilgili ya ben bundan daha fazlasını hak ediyorum ben bunu böyle böyle yaşamak istiyorum dediğiniz bir evreden geçeceksiniz ben biraz e, finansal anlamda ya da işleri çözmek anlamında ortaklara ya da eşe ya da aileye belimizi bağlamak daha akıllıcı olabilir. Yani beraber hareket edilen şeylerden daha büyük kar elde edeceksiniz gibi duruyor. E, 1-2 Mayıs önemli, 5 Mayıs önemli, 8-9 Mayıs önemli sevgili arkadaşlar. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler geldik tutulmanıza. Geldik sizin tutulmaya. Şimdi etkisi içindeyiz şu anda arkadaşlar. 5 Mayıs'ta burcunuzda tutulma meydana geliyor. Ay tutulması. E, Valla uzunca bir süre bir daha burcunuzda tutulma meydana gelmeyecek. Geçtiğimiz 2 yılı sonunda bitirdik, tamamladık, geride bıraktık diyeceksiniz. Ben de dahil biliyorsunuz hep beraber diyeceğiz bunu ama hani gerçekten birçok şeyin tamamlandığı, çok net kararların alındığı, kendiniz hayatınız hayatınızın gidişatı ilişkilerinizle ilgili rotam budur ya dediğiniz böyle inanılmaz nokta atış bir sürecin içinden geçiyorsunuz Merkür retrosu evresindeyiz İlişkilerle ilgili geçmişten kalan bazı mevzuları tamamlama evresi olacak ee, burada biraz böyle inatlaşmalı bir süreç olabilir yani partnerin belli bir konularda halen daha inat ediyor olması geçmişten gelen kişilerin halen daha kendi rotasından bir şeyleri yapmak istemesi gibi olabilir geçmişle ve eski ilişkilerle yüzleşeceğiz kesinlikle ve bir bir seçim yapmamız, karar almamız gerekecek sevgili arkadaşlar. Ee, haftanın ilk günlerinde 25'i, 26'sı, 27'si gibi Venüs, Kiron 60'lıkları var. İş ortamınızla ilgili ve ortak finansal koşullarla ilgili size avantaj getiren ilili ufaklı şeyler olacaktır. Ee, burada hani ortaklıklardan gelen bir destek söz konusu olabilir. Bir diğer taraftan ama 5 Mayıs'ta tutulma çok keskin, çok radikal dış görünüşünüzle ilgili değişim de yapmak isteyebilirsiniz buralarda. 1-2 Mayıs çok önemli. Burada yaptığınız konuşmalarla hayatınıza tarih bir konuda netleşeceksiniz. ilişkilerle ilgili olarak özellikle 2-5 Mayıs arasında lütfen herhangi bir yere yatırım yapmayın. Para elinizden çarçur olur gider dağılır gider. Duygusal anlamda da tam rota çizemeyebilirsiniz. 5 Mayıs tutulması diye zaten 3 aşağı 5 yukarı budur diyeceksiniz ve gerçekten köprüleri yakarak ilerlediğiniz bir evre olacak. 8-9 Mayıs tarihi de yine benzer şekilde kıymetli sevgili arkadaşlar. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Sevgili yaylar tutulma haftasına geldik. 5 Mayıs'ta tutulmamız var. Etkisi altındayız şimdiden. Merkür Retrosu gündemde. 15 Mayıs'a kadar Merkür Retro olacak. Geçmişten gelen mevzuları tekrar tekrar konuşuyoruz, düşünüyoruz. Boğa Burcu'nda olduğu için Retro daha yavaş yavaş ağır aksak bir bakarak göder, görerek sakin sakin ilerlemeyi tercih ediyoruz. Özellikle sizin için iş ortamı ile ilgili bazı aksilikler olabilir. Ee, çalışma arkadaşlarınızla ilgili oldu olmadı geçmiş şöyleydi falan gibi karşılaştırmalar olabilir. Sağlık, beden, sporla ilgili daha önceden yarım kalmış şeylere dönebilirsiniz. Sağlıkla ilgili bir problem bir pürüz varsa bu retro çok krizi anlatmıyor bize. Buradan bir şeyler tekrardan tetiklenebilir. Özellikle beslenme, gıda, şeker, insülin direnci böyle şeyleri işaret etmiş gökyüzü. Şimdi e, şey 25-26-27 Nisanlarda Venüs Kiron 60'lı olacak. Aşk hayatınızla ilgili, evlilik hayatınızla ilgili iyi ve olumlu, güzel gelişmeler söz konusu burada. 1-2 Mayıs tarihi bu günlük hayatınız, çalışma düzeninizle ilgili bir şeyleri ya bunu böyle yapayım diye bir düzenleme yapabilirsiniz. Net gördüğünüz bir süreç olacak. Sağlıkla ilgili bir şey varsa bununla ilgili de olabilir. 2-5 Mayıs arasında duygusal anlamda aşk ilişkileri ve duygusallık anlamında daha yumuşak bir enerji var. Daha affedici, daha merhametli, daha paylaşımcı bir enerji var. Aile, yuva, ev ve evlilik böyle biraz iç içe geçmiş durumda. Para mevzularında çok böyle herkesi karıştırmamak daha akıllıca olacak bence. 5 Mayıs tarihinde 12. ev evinizde bir tutulma var. Şimdi bu tutulma sert bir tutulma ve etkisindeyiz. Yani öncesinde bunları yaşamaya başlayabilirsiniz. Bu aralar başlayabilirsiniz. 12. evinizde arkadaşlar tutulma kayıplarımızla yüzleşme enerjisidir bu. Biraz bence sizin tarafta hani psikolojik anlamda sizi zorlayan konularda yüzleşmek gibi olabilir. Gerçekten bir sorunumuz, endişemiz, terapimiz, kaygımız varsa buralara daha çok içli dışlı olmak olabilir. Bilinçaltı çalışmaları olabilir. Bu geçtiğimiz sürecin içinde kaybettiğimiz birileri varsa kayıpla, vefatla yüzleşmek gibi. Parasal kayıplarımız varsa, duygusal anlamda kaybettiğimiz, ayrıldığımız birileri varsa bu kişilerle ilgili bazı yüzleşmeler söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Biraz geçmişe gidiyoruz. Bir şeyler ortaya çıkıyor. Yani burada umarım sağlıkla ilgili böyle bir kayıpla ilgili bir şeyler ortaya çıkmaz. Daha çok duygusal anlamda bir şeylerle yüzleşeceğiz gibi geliyor bana işin açıkçası. 1-2 Mayıs, 5 Mayıs, 8-9 Mayıs bu anlamda önemli olacak. Aslında bütün korkularınızla tekrar tekrar teker teker daha doğrusu yüzleştiniz sevgili arkadaşlar geçtiğimiz 2 yıl içinde. O yüzden artık bir yandan da hani ya ben en bir gördüm bunun daha dibi yok diyorsunuz. Bundan sonrası yükseliş olacak. O yüzden bu yüzleşmeyi yaşayın ve devam edin. Ne olursa olsun umarım dediğim gibi sağlıkla ilgili kötü bir şey değildir. Sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar Sevgili odaklar şimdi tutulma evresindeyiz ve Merkürümüz retro. Bu tutulma sizin için tutulmanın kendisi sert olmasına rağmen çok sert şeyler göstermiyor. Bu anlamda avantajlısınız. Fırsatlarınız var. Daha iyi bir durumdasınız. Merkürümüzün retro olması 5. evde yeteneklerinizle ilgili, spekülatif yatırımlarla ilgili, çocuklar ve çocuk mevzuları ile ilgili vardır, yoktur, istiyoruzdur, istemiyoruzdur bu gibi gündemlerle ilgili geçmişten gelen bazı konuların ya da daha önce biz bunu hallettik, çözdük, çözdük deyip kenara koyduğunuz bazı konuların tekrar gündeme gelmesiyle ilgili olacak. O yüzden bir konuşma, netleşme evresi var. Finansal anlamda e, yatırım yaparken çok akılcı davranmalı. Çok büyük kazanımlar vaat etmiyor. Daha çok dalgalı bir görünüm vaat ediyor gökyüzü bu sürecin içinde. O yüzden hızlı takip edip bir şeyleri e, alıp satmaya alışkınsanız evet ama onun dışında ya burası kesin doğru ben buraya yatırım yapayım demek için bence çok uygun bir evre değil sevgili arkadaşlar. Kreatif alandaki yeteneklerinizi kullanarak sanatsal bir iş yapıyorsanız Burada aslında hani kendinizi ve yeteneklerinizi ve sınırlarınızı ve belki eksiklerinizi görüp tamamlamak için yeni bir çözüm bulmak için iyi bir evredir biraz aksiliklerle de karşılaşabiliriz ister istemez. Şimdi bir venüs kilon 60'lı olacak 25, 26, 27'si gibi. Bu çok büyük bir şey değil ama ev içindeki ilişkileri iyileştirmek, koşulları iyileştirmek, bizim çalışma ortamında birilerinin koşullarını gidip iyileştirmemiz için iyi bir fırsat var burada. 1-2 Mayıs tarihi önemli olacak. Sosyal çevrenizden, geçmişten gelen biri size bir kapı açabilir ya da gerçekten de hani yapmak istediğiniz bir şeyi bulabilirsiniz, çözümleyebilirsiniz. Çocuk gündemi dediğim gibi söz konusu olabilir. 5 Mayıs tarihinde tutulma var. Bu tutulmayla beraber biraz sosyal çevrenizde bir dağılma olabilir. Yani bu bazı insanlar artık hayatımdan çıkarmak istiyorum gibi, yavaş yavaş uzaklaşıyorum gibi, hedeflerim değişiyor, bakış açım değişiyor, buna uygun daha başka bir yol, yordam, rota çiziyorum gibi. Böyle bir enerji bekliyor bizi işin açıkçası. Biraz arkadaşlarımızın hayatındaki krizlere destek olmak gibi iş ortamı Beraber çalıştığımız insanların krizlerine destek olmak gibi bir enerji var. Ne olursa olsun. 1-2 Mayıs, 5 Mayıs, 8-9 Mayıs size bu anlamda önemli olacak. Hedeflerinizi tekrardan belirlediğiniz bir evre. Bence en kıymetli kısmı bu. Artık sizi engelleyen finansal zorluklar, koşullar bunlarla mücadele etmeyeceksiniz de ben doğru adımları nasıl yaparım, hayallerime nasıl giderim, doğru fikirlerim, fikirlerimin peşinden nasıl adım atarım bunlara bakacaksınız sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sevgili kovalar. E Merkür retrosu boğa burcunda 15 Mayıs'a kadar da devam edecek arkadaşlar. O yüzden geçmiş, aile, aile kökleri, geçmişte yaşanan temalar. Bunları daha fazla düşündüğünüz bir evrenin içindesiniz. Sizin için birazcık daha köklerim, topraklarım, atalarım aile hattım bir tık daha buraya dönülen bir evre olacak ne olursa olsun. E, evle ilgili de belki bir problemleri tekrar çözmek işte ev sahibiyle belki kirayı konuştunuz konu geçti. Şimdi tekrardan aynı gündem geliyor falan gibi böyle ikili üçlü bir şeyleri konuşmak söz konusu olabilir. Aile içindeki ilişkilerde bu olabilir. E, daha önceden çözüldüğünü düşündüğünüz parasal mevzular tekrar gündeme gelebilir. Sağlık mevzuları da keza aynı şekilde bence daha çok parayla ilgili meseleler. Ee, haftanın ilk günlerinde 25-26-27'si gibi venüs kiron 60'lı aşk meşk flört konularında finansal konularda gayet keyifli ve ılımlı bir enerji veriyor size 5 mayıs tarihinde akrep burcunda tutulma var burası sizin mesleğinizi ve toplumdaki yerinizi duruşunuzu değiştirebilecek nitelikte güçlü bir tutulma şöyle olabilir kiminiz der ki evlilik ve ilişkiyle ilgili biz evleniyoruz ya da biz ayrılıyoruz çok ilişkinin kendisini anlatmıyor artık ama geçtiğimiz iki yıldır yıpranan bir şeyler varsa bunun son damlası gibi diye düşünün veya geçtiğimiz iki yılda inşa edebildiğiniz bir şey varsa bütün o zorluğun içinde bunun ödülü gibi düşünün. Bir diğer taraftan e, krizlerimize ailelerin karışması veya özellikle eşimizin ailesi tarafında bazı problemlerin söz konusu olması ve bize sirayet etmesi olabilir. E, buraları dikkatli yönetmeli. Özellikle sağlık ve parayla ilgili konularda çok böyle karmaşık ve griftleşen ilişkiler bizi yorabilir gibi diye gösteriyor. Bir üçüncüsü de en büyük ihtimal aslında bir tık daha fazla mesleki koşullarımızla ilgili. Hani bu mesleğim buradan gitsin bunu yapayım şöyle devam edeceğim. Bu yöneticiyle çalışmak istiyorum istemiyorum gibi böyle hafiften sert ve u dönüşlü olaylar söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Bir şeyleri göreceğiz fark edeceğiz. 1-2 Mayıs 5 Mayıs ve 8-9 Mayıs tarihleri önemli olacak bu sürecin içinde. Evet sevgili balıklar ve yükselen balıklar sevgili balıklar Merkürümüz retro boğa burcunda sizin için birazcık böyle geçmişi tekrar tekrar düşündüğünüz bir evre. Çünkü üçüncü evinizde retro yapıyor. 3. ev benim düşüncelerim, fikirlerim, konuşmalarım, evraklar, belgeler teması ve aynı zamanda kardeşlerim, kuzenlerim gibi yakınlarım, teknolojik aletler, belgelerle yapılan işler, sosyal medya, iletişimi, kısa mesafeli yolculuklar. Yani bu gibi alanlarda aksiliklerimiz olabilir. Bu gibi alanlarda geçmişi konuşmamız gerekebilir. Yakınlarımıza destek olmamız gerekebilir. 15 Mayıs'a kadar devam edecek bu süreç süreç. 25, 26, 27'sinde Venüs Kiron 60'lıkları var. Evin içini iyileştirebilecek, iyileştirebilecek, güzelleştirebilecek. Çok daha ılımlı, keyifli, güzel bir enerji var. Ev için para harcaması da yapabilir. Yani bir şeyler dekoratif alayım dediğim gibi. Veya evdeki ilişkileri yumuşatacak, keyifli hale getirecek bir enerji de, söz, enerji de olabilir. 5 Mayıs tarihinde tutulmamız var. 5 Mayıs tarihindeki tutulma... E, kimimiz için Yurt dışı, yabancılar, uzaklar, buralarda yaşama etme temalarını, kimimiz için eğitim temalarını, kimimiz için uzaktan akrabaları, ticari girişimleri, eğitim mevzularını, hayallerini, spiritüel öğretileri, maneviyatı anlatacak. Yani bazılarımız diyecek ki ben yurt dışına taşınıyorum. Bazılarımız diyecek ki ben benim için anlamda olan öğretiyi buldum. İşte yogaya daha çok dahil olacağım, gideceğim, geleceğim falan. Kimimiz diyecek ki ben şuradaki hukuki problemimi çözeyim. Kimimiz diyecek ki benim hayalim bu. Neyse yani bunlardan biri. Burası sert bir alan değildir. Sadece eğer ki gerçekten yurt dışı ile ilgili veya hukukla ilgili zorlu bir süreçten geçiyorsak işte belgeyi bekliyorum, ediyorum, bir davam var falan buralarda krizli gelişmeler olur. Bunun haricinde bakış açımız değişecektir sevgili arkadaşlar. Ben o zaman dedi bunu değil de bunu istiyorum falan gibi bir enerji olacaktır. Eşimizin akrabaları ile ilişkileri iyi yönetmek gerekir. Burada herhangi bir şey ortaya çıkabilir. Biraz böyle gerginlikler söz konusu olabilir uzaklara seyahatlerde işte e, uçak yolculukları gibi temalarda da belki birazcık zorluklar çıkabilir. 1, 2 Mayıs, 5 Mayıs, 8, 9 Mayıs önemli olacak bu sürecin içinde. Ama genel anlamda size, size göre daha ılımlı geçen ilişkileri daha iyi yönettiniz yumuşak bir süreç var. Geçmişle ilgili çok inatlaşmaya girişmeyelim bu sürecin içinde sevgili balıklar. Evet sevgili arkadaşlar bir haftanın daha sonuna geldik. E, çok önemli bir evredeyiz. Unutmayın tutulmalar her zaman için akabindeki 6 ayı etkiliyor. Bugün ortaya çıkan şeylerin biz aslında bir şekle şemale sok için bir 5-6 ay boyunca konuşacağız, uğraşacağız, emek vermeye devam edeceğiz. Ben her hafta bu 6 aylık süre boyunca ve sonrasında da her hafta sizinle olmaya devam edeceğim, rehberlik vermeye devam edeceğim. Eğer ki Harlanda kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sevgiler. Size merhabalar. Ben holistik astrologunuz Duygu Demir. Geri döndüm. Geri döndüm.